Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu sefer farklı bir video ile geliyorum. Şimdi biliyorsunuz yazılı sınavlarımız oluyor. Yazılı sınavlara e, örnek soru olarak hazırladım ben aslında, ama genel bir tekrar olarak düşünebilirsiniz. En son baktım işte Şubatın yani şubat tatiline kadar, semester tatiline kadar olan kısımdan, hani konularından size sorular hazırladım arkadaşlar. Nasıl sorular? Boşluk doldurma sorusu var, eşleştirme sorusu var, klasik sorular var. Tabii ki test soruları da yazacaktım ama şöyle bir şey, ben bu konularla ilgili zaten test çözümü yaptım. Ben hemen videonun açıklama kısmına, işte video yüklerken. O linkleri paylaşacağım size hangi videolar olduğunu. O videoları arkadaşlar izleyerek test alıştırması da yapabilirsiniz kendinize. O yüzden videomuz çok uzun olmasın diye buraya tekrardan yazmadım. O videoları da izlersiniz. Hepsinin ayrı ayrı konularla ilgili testlerim var. O testlerin linkini paylaşacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Bu arada abone olmayı da lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdi başlayalım isterseniz boşluk doldurma sorularına. Diyor ki canlılar hücre yapılarına göre olarak ikiye ayrılır. Şimdi hücre yapısına göre diyorsa arkadaşlar o zaman ne yapacağız biz? iki tane hücre aklımıza gelecek. Birisi prokaryot hücre, birisi de ökaryot hücre. Normalde hocalarınız yaparken genelde kelimeleri kutucuk içerisinde veriyor. Ama burada ben kendim çözdüğüm için kutucuk içerisinde vermedim arkadaşlar. O yüzden bilginiz olsun genelde hocalarımız veriyor. Birinci dönem ikinci yazılıya hazırlık yapıyoruz unutmayın. Organizmadaki yapım ve yıkım tepkimelerinin tamamına ne diyoruz arkadaşlar? Yapım ve yıkım tepkimelerinin tamamına metabolizma diyoruz. Canların ortak özelliklerinden bir tanesidir. Vücudumuzda meydana gelen yapım ve yıkım tepkimelerinin tamamıdır. Organik bileşiklerin yapısında diyor atomlar bulunur. Hangi atomlar bulunuyor tüm organik bileşiklerde? Hangileri vardır? Karbon, hidrojen, ve oksijen arkadaşlar bulunur. Karbon, hidrojen ve oksijen tüm organik bileşiklerde bulunur. Bazılarında azot da var. Hani buraya belki ekleme olarak azot da yapabiliriz ama hepsinde yok. O yüzden ben sadece temel olanları yazdım. Karbon, hidrojen ve oksijen. Gelelim dördüncü soruya. Diyor ki, su moleküllerini bir arada tutan hidrojen bağlarının etkisiyle ne oluşur? Arkadaşlar, su moleküllerinin bir arada tutulması. Bakın aynı moleküllerin birbirine tutunmasıyla oluşan kuvvete biz kohezyon kuvveti diyoruz. Bir de adezyon kuvveti var. Adezyon nedir? Adezyon da farklı moleküllerin birbirine tutunması. Mesela suyun işte bitkideki hücre duvarı duvarlarına tutunarak yukarıya doğru çıkması bu da nedir? Kohezyon kuvvetidir. Suda çözül pardon adezyon kuvvetidir. Özür dilerim. Hatta şuraya yazayım. Adezyon Bakın farklı moleküllerin birbirine tutulması adezyondur. Aynı moleküllerin birbirine tutulması da koezyondur. Beşinci soruda diyor ki, diyor ki suda çözündüğünde hidrojen iyonu veren bileşiklere arkadaşlar ne diyoruz suda çözündüğünde hidrojen iyonu veren bileşiklere asit değil mi? Hidroksil iyonu veren bileşiklere de ne diyoruz? Baz diyoruz. Altıncı soru diyor ki kemik ve dişlerin yapısına katılan element yani mineral. Arkadaşlar kemiklerin ve dişlerin yapısına katılan mineral tabii ki kalsiyumdur. Sütte ve yoğurtta bol miktarda bulunur. Yedinci soru karbonhidratlar şeker sayılarına göre olarak 3 ayrılır. Şimdi şeker sayılarına göre biz karbonhidratları monosakkaritler, monosakkarit, disakkarit, disakkarit bir de polisakkaritler olarak 3 ayırıyoruz Polisakkarit. Monosakkaritler tek şekerliler, disakkaritler iki şekerliler, polisakkaritler üç e, çok şekerlilerdir. Arkadaşlar monosakkaritler yani tek şekerli olanlar karbon sayılarına göre ikiye ayrılıyordu. 5 karbonlu olanlar ve 6 karbonlu olanlar. 5 karbonlu olanlar riboz ve deoksiribozdu. Bir riboz RNA'nın ve ATP'nin yapısına katılıyor. Deoksiriboz da DNA'nın yapısına katılıyor. 6 karbonlu olanlar ise glikoz, fruktoz ve galaktozdu. Glikoz kan şekeri veya üzüm şekeri olarak biliniyor. Fruktoz meyve şekeridir. Galaktoz da süt şekeridir. Disakkaritlere geldiğimizde bunlar da 3 taneydi. Neydi bunlar? Maltoz, sükroz ve laktoz. Maltozun yapısında 2 tane glikoz vardır. Sükrozun yapısında glikoz ve fruktoz vardır. Laktozun yapısında da glikoz ve galaktoz vardır arkadaşlar. Polisakkaritlere geldiğimizde polisakkaritler ikiye ayrılıyor bitkisel ve hayvansal olarak. Bitkisel olanlar nişasta ve selüloz. Hayvansal olanlarda nedir arkadaşlar? Glikojen ve kitin. Bunlarla ilgili zaten bir tane de klasik sorumuz var, çözeceğiz. Dök sekizinci soru. Monomerlerin birleşerek polimer ve su oluşturduğu tepkimelere ne denir? Arkadaşlar su oluşma tepkimelerini biz ne diyoruz? Dehidrasyon. Dehidrasyon. Bakın. Hidra, hidro su demektir. Hidrasyon su oluşturmak demektir arkadaşlar. Bu e, anlamda dehidrasyon tepkimesi diyoruz. Trigliseritlerin yapısında şimdi tri gliseritlerin yapısında. Şimdi isme baktığınız zaman sanki 3 tane gliserit birleşiyormuş gibi düşünebilirsiniz ama aslında öyle değil. Bunlar nötral yağlardır. Bunların yapısında arkadaşlar 3 tane yağ asidi 1 tane de ne vardır? Gliserol molekülü vardır gliserol. İşte trigliseritlerin yapısı bu şekilde oluşuyor. Aralarında hangi bağ vardır? Tabii ki ester bağı vardır. Peptit bağları kurulurken peptit bağları hangi molekülde var? Proteinlerde. Birinci amino hangi grubu geliyor arkadaşlar? Birinci amino asidin karboksil grubu. Karboksil grubu ikinci amino amino grubu gelir. Arasında bir bağ su çıkarak peptit bağı oluşuyor arkadaşlar. 11. soru. Bir kimyasal tepkimenin başlaması için gerekli olan en düşük enerji miktarına ne denir? Arkadaşlar, kimyasal tepkimelerin başlaması için gerekli olan enerjiye biz aktivasyon enerjisi diyoruz. Hatta enzimler aktivasyon enerjisi yazalım. Enzimler ne yapıyordu? Tepkimeye girerek bu aktivasyon enerjisini düşürüyorlardı. Mesela bir tepkimenin gerçekleşmesi için 100 tane ATP gerekiyorsa enzim girdiği zaman bir tane ATP ile tepkime gerçekleşiyor. Dolayısıyla enzimler aktivasyon enerjisini düşürüyor. Yağda çözünen vitaminler hangileridir? Arkadaşlar yağda çözülen vitaminler adek değil mi? Direkt adek diye kodluyoruz. Adek vitaminleridir yağda çözülen vitaminler. Peki suda çözülenler hangileri? B ve C vitaminleri zaten geriye kalanlar suda çözünenler. DNA'ya özgü baz. Arkadaşlar sadece DNA'da bulunan baz timin bazıdır. Sadece DNA'da. Peki sadece RNA'da bulunan baz hangisi? O da urasildir. Tamam RNA'da. Sadece RNA'ya özgü olan sadece RNA'da bulunan baz da urasildir. Peki RNA çeşitleri. 3 çeşit RNA vardı. Neydi bunlar? Mesajcı RNA, taşıyıcı RNA ve ribozomal RNA yani rRNA. Mesajcı RNA ne yapıyor? Mesaj götürüyor. Protein sentezi için bilgiyi taşıyor. Taşıyıcı RNA stoplazmadaki amino asitleri ribozoma taşıyor. Ribozomal RNA da ribozomun yapısına katılıyor. Hücrede çift sarlı olan organeller. Arkadaşlar buraya ne yazacağız? Tabii ki çift katlı olanlara mitokondri ve plastitler yazacağız. Şimdi plastitler kendi arasında kloroplast, kromoplast ve lokoplast olarak ayrılıyor. Buraya mitokondri ve kloroplast deseniz de kabul edilmesi lazım. Mitokondri ve plastitler deseniz de kabul edilmesi gerekiyor. Çünkü genelde çift katlı deyince mitokondri ile kloroplast aklımıza geliyor. Evet bu şekilde boşluk doldurma sorularını tamamlamış oldum. Geliyorum. Geliyorum eşleştirmeye. Şimdi burada organellerin görevlerini ve karşısında karışık olarak e, organelleri verdim arkadaşlar eşleştirme yapacağız protein sentezi hangi organelde gerçekleşir hangisinde ribozomda o zaman ben getirip biri ribozomun yanına yazdım iyi ipliği oluşumunu hangi organel yapar sentrozom o zaman iyi ipliği oluşumunu sentrozom dedim salgı paketi hangi organel yapıyor arkadaşlar salgı paket golgi tarafından yapılıyor. bakın salgı golgi tamam oradan çağrışım yapsın 3 dedik Besin depolama. Arkadaşlar, besin depolama işlevini besin kofulu yapar. Yani ya besin kofulu ya da direkt koful bulacağız. Bakın besin depolama koful. O zaman 4 yazıyorum buraya. Fazla suyu depolayıp atma. Fazla suyu depolayan organel kontraktil kofuldur. 5 diyoruz. Tatlı sularda yaşayan tek hücreli canlılar e, suyun girişini engelleyemiyorlar. Şimdi su, hücrelerine sürekli su girdiği için arkadaşlar ne yapıyorlar bunlar? Kontraktif kofullarında depo ediyorlar. Daha sonra ATP harcayarak bu suyu dışarıya atıyorlar. Böylece dengeyi sağlamış oluyorlar. Hücre içi sindirim. Bakın hücre içi sindirim lizozomdur. Liz parçalamak demektir. Unutmayın buradan gelsin aklınıza. Mesela hidroliz. Hidro ne demek? Su. Liz ne demek? Parçalama. Su ile parçalama olayına biz ne diyoruz? Hidroliz diyoruz. Yani besinlerin su ile parçalanması hidroliz olayıdır arkadaşlar. Burada da lizozom hücre içi sindirim yapar. O yüzden de buraya ne yazacağız? 6 yazacağız. Madde iletimi. Hücrenin içerisinde madde iletimi yapan bir zar sistemi vardır. Biz bu zar sistemine endoplazmik retikulum diyoruz. Hidrojen peroksitin parçalanması. Zaten bunu yapan tek bir organelimiz var. Tabii ki nedir? Peroksizomdur arkadaşlar. 8. Zaten hidrojen peroksit bakın. Peroksit. Organelin adı ne? Peroksizom. Tamam mı? buradan çağrıştırabilir. Enerji santrali. Vücudumuzda enerji santrali kimdir arkadaşlar? Tabii ki mitokondridir. 9. Fotosentezde kim yapar? Tabii ki kloroplast yapar. Bu şekilde yapıyoruz. Diyelim ki bilmediğimiz bir organel var. Ne yaparım? Onu es geçerim, diğerlerine bakalım bakarız. Eğer ki böyle arada kaldıklarımız olursa zaten hani yanlış doğru götürmediği için sallayabilirsiniz. Ama bu şekilde e, teker teker giderek de yine bulabilirsiniz. Gelelim klasik sorularımıza. Arkadaşlar klasik soruları ben böyle alt alta yazdım. Farklı bir kağıtta cevaplandıracağım. Şimdi diyor ki canlıların ortak özelliklerinden 5 tanesini yazınız diyor. Hemen yazalım. Nedir? Birinci sorumuzun cevabı. Şöyle bir diyorum. Birinci sorumuzun cevabını yazalım. Arkadaşlar. Canlıların ortak özelliklerini ben buraya yazayım. Siz içinden 5 tanesini seçip yazacaksınız. Bir kere bunlarda. Bir tanesi nedir? Hücresel yapı. Hücresel yapı. İkincisi nedir arkadaşlar? Beslenme. Beslenme. Üçüncüsü. Hücresel solunum. Hücresel. Solunum. Sonra metabolizma. Metabolizma. Daha sonra geçiyorum şuraya. Ee, hareket. Hareket. Uyarılara tepki. Uyarılara tepki. Daha sonra büyüme ve gelişme. Büyüme gelişme. Sonra arkadaşlar organizasyon. Hani organizasyon neydi? İşte atomlar birleşip molekülleri, moleküller birleşip organelleri, organeller birleşip hücreyi, hücreler dokuları, dokular organları, organlar sistemleri, sistemler de canlıyı oluşturuyor. Organizasyon dediğimiz budur. Daha sonra homeostasi diyeceğiz. Homeostasi. Sonra arkadaşlar adaptasyon diyeceğiz. Bu arada homeostasi neydi? İç denge. Vücudumuzun kararlı bir dengeye sahip olması homeostasidir. Adaptasyonda bulunduğumuz ortama uyumdur. Başka ne diyeceğiz? Üreme diyeceğiz değil mi? Bu arada üreme ile ilgili şunu söyleyeyim. Üreme bir canlının yaşaması için şart değildir arkadaşlar. Yani canlı üreyemezse ölür diyemiyoruz. Canlının neslini devam ettirmesi için yaptığı bir şeydir. O yüzden ee, üreme olayı kesinlikle gerekli bir şey değil. Sadece neslini devam ettirmek için yapar. Evet hücresel yapı, beslenme, solunum dedik. Bunlar arkadaşlar nedir? Genel olarak bizim ortak özelliklerimizden zaten 5 tanesini istiyor. 5 tanesini istediğimizi yazabiliriz. Gelelim ikinci soruya. Diyor ki: "Tek katlı zara sahip organelleri yazınız." Şimdi arkadaşlar, tek katlı organelleri anlatırken ben size şöyle organellerin tamamından bahsedeyim. Bakın organeller. Şimdi organelleri zar yapılarına göre 3 ayırıyoruz. Nedir bunlar? Zarsız organeller, tek katlı organeller, bir de çift katlı organeller. Çift katlıyı zaten boşluk doldurmada sormuştu. Ne yazmıştık çift katlıya? Mitokondri ve plastitler yazdık değil mi? Plastitler. Plastitler de kendi içerisinde ayrılıyordu. Kloroplast, Kromoplast, kromoplast ve lekoplast, leko plast. Zarsız organellerde iki tanedir arkadaşlar. Nedir bunlar? Zarsız organeller. Ribozom, ribozom ve sentrozom. Geriye kalanları tek katlı yazacağız. Nedir? Hemen yazalım. Tek katlı organelleri soruyor zaten bize. Lizozom, peroxizom peroksizom, koful, golgi, golgi aygıt, golgi cisimci ve endoplazmik retikulum arkadaşlar. Ya kısaca ER olarak yazıyorum. Bunlar da bizim tek katlı organellerimizdir. İşte cevabımızı bu şekilde verdik. Genel olarak bir açıklama yaptık. Gelelim üçüncü sorumuza. Ne diyor üçüncü soruda? Diyor ki hücre teorisinin maddelerini yazınız. Arkadaşlar nedir hücre teorisi? Bakın hücre teorisi şu. Hücre bulunduktan sonra bilim insanları bir araya gelmişler ve bir teori ortaya koymuşlar. Teoriye göre diyorlar ki her canlı hücre veya hücrelerden oluşur. Bakın birinci teorimiz bu. Yani teorinin birinci maddesi bu. Her her canlı her canlı hücre yani tek bir hücre ya da hücrelerden oluşur. Hücrelerden oluşur. İkinci maddemiz de şu. Bir hücre bu arada görünmüyormuş. Bir hücre bir önceki hücrenin bölünmesinden oluşur. Bir hücre daha önceki daha önceki ata hücrenin ata hücrenin bölünmesi sonucu oluşur. Yani burada üreme devreye giriyor. Bölünmesi sonucu oluşur. Üçüncüsü arkadaşlar diyor ki her hücrenin içerisinde bir kalıtım materyali vardır. Her hücrede kalıtım materyali kalıtım materyali vardır. İşte bu hücre teorisi maddelerine uyan tüm varlıkları canlı olarak kabul ediyor. Yani bir hücre olarak hücre teorisine göre kabul ediyor. Eğer bunlardan bir tanesi bile olmazsa arkadaşlar onu canlı olarak kabul etmiyor. Mesela virüsler. Virüsler ee, daha önceki atalarını bölünme sonucunda oluşmazlar ya da hücresel yapıya sahip değillerdir. Dolayısıyla onlar canlı olarak kabul edilmiyor. Canlı cansız arasında bir geçiş varlık varlığı olarak kabul ediliyor. Gelelim dördüncü sorumuza. Bakın dördüncü soruda diyor ki polisakkaritleri bitkisel ve hayvansal olarak sınıflandırınız. Sen dedim ya geleceğiz diye konuda soru var diye. Hemen geliyorum. Polisakkaritleri bir sınıflandıralım. Arkadaşlar polisakkaritler bitkisel ve hayvansal olarak ikiye ayrılıyor dedik. Ama ilk önce biz şöyle ayıralım. Polisakkaritler. İsterseniz bitkisel ve hayvansal olarak ayırabilirsiniz ya da yapısal ya da deposal olarak ayırabilirsiniz. Yapısal ve deposal. Şimdi yapısal olanlar yapıya katılanlar. Nedir bunlar yapıya katılanlar? Selüloz ve kitin. Selüloz bitkilerde hücre duvarı yapısına katılır. Kitin de arkadaşlar böceklerde dış iskelet oluşturur ya da mantarlarda hücre duvarı yapısına katılır. Deposal olanlar da yine iki tanedir. Nişasta ve glikojen. Glikojen. Bunlar nişasta bitkilerde depo maddesidir. Glikojen ise hayvanlarda, bakterilerde ve mantarlarda glikozun depo halidir arkadaşlar. Burada selinoz ve nişasta bitkisel. Kitin ve glikojen de nedir? Hayvansaldır. İşte bu şekilde biz polisakkaritleri sınıflandırmış olduk. Gelelim diğer sorumuza. Diğer soruda ne diyor? Diyor ki hücre iskeleti elemanlarını ve görevlerini yazınız. Arkadaşlar hücre iskeleti elemanlarından bakın ben size sadece temel birer tane örnek vereceğim. Yani görevlerinden birer tane örnek vereceğim. Şöyle 5 diyorum. Hücre iskeleti elemanları nelerdir? Mikrotübüller. Mikrotübüller mikrofilamentler ve ara filamentler. Ara filamentler. Arkadaşlar, mikrotübüller tübulin proteinlerinin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Mikrofilamentler hatta yazayım altına tübulin diye. Mikrofilamentler aktin ve miyozin proteinlerinin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Genelde aktin olarak alınır ama Ara filamentler ise daha fazla proteinin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Yani farklı farklı çeşitlerde. Mikrotübüller iyi ipliklerinin oluşmasını sağlar. İyi ipliği oluşumu. Mikrofilamentler arkadaşlar organellerin organellerin hareketini kolaylaştırır. Hareketini kolaylaştırır. Ara filamentler ise organellerin sabit kalmasını sağlar özellikle de çekirdeğin sabit kalmasını sağlar. İşte bizim mikrotübül, mikrofilament, varafilament dediğimiz hücre iskeleti elemanlarımız bunlar. Görevleri de bu şekilde. Gelelim bir sonraki sorumuza. Şöyle sayfa, arka sayfayı çevirelim. Sorumuza bakalım. Arkadaşlar sorumuz şu. Altıncı soru. Diyor ki bileşik enzimlerin yapısını yazınız. Hemen yazalım. Bileşik enzimlerin yapısını. Altı diyorum soruya. Arkadaşlar bir bileşik enzim bakın protein kısım artı yardımcı kısımdan oluşur. Yardımcı kısım. Protein artı yardımcı kısım. Protein olan kısmına biz ne diyoruz? Apo enzim. Apo enzim. Yardımcı olan kısım ise ikiye ayrılır. Ya organik bir madde gelip bağlanır ya da inorganik bir madde gelip bağlanır. Organik madde bağlanıyorsa apo enzim, inorganik madde bağlanıyorsa kofaktör kofaktör ismini alır yani ya organik bir madde gelip bağlanacak ya da inorganik bir madde peki bu organik ve inorganik madde derken arkadaşlar organik madde derken vitaminler gelip bağlanabilir inorganik madde derken de mineraller gelip bağlanabilir mesela demir minerali gibi bu mineraller bağlanabiliyor daha sonra biz protein artı yardımcı kısmı tamamına bakın bu ikisi birlikte bağlanmaz İkisinden bir tanesi bağlanacak Protein artı yardımcı kısma birlikte ne diyoruz? Hola enzim ya da tam enzim ya da bileşik enzim diyoruz. Bileşik enzim diyoruz. İşte bu şekilde bir enzimin yapısı. Evet böylece 6. soruyu da bitirdik. Gelelim 7. sorumuza. 7. soruda diyor ki enzimlerin çalışmasını etkileyen faktörleri yazınız. Arkadaşlar hemen yazalım. 7 diyoruz. Enzimlerin çalışmasını etki eden faktörler nelerdir? Bir kere sıcaklık. Sıcaklık. Sıcaklık nasıl etki ediyor? Hatta yazmışken grafiklerini de çizeyim. Arkadaşlar 0 ve 50 derece olarak düşünün. En iyi çalıştığı sıcaklıkta insan vücudu için 35 derecedir. Enzimlerin sıcaklığı yani sıcaklığa bağlı olarak hızı şu şekilde değişir. 35 dereceye kadar maksimum seviyede çalışırlar. 35 dereceden sonra artmaya devam edersek enzimin yapısı bozulur. Buraya biz optimum değer diyoruz. Yani en iyi çalıştığı aralık diyoruz. Neden bozuluyor? Çünkü enzimin yapısında protein var. Proteinlerin yapısı bozulduğu için enzimin yapısı da bozulmuş oluyor. İkincisine geliyorum arkadaşlar. Su miktarı Su miktarı. Su miktarı nasıl etkiliyor? Enzimlerin çalışabilmesi için ortamda %15 oranında su bulunması gerekiyor. Eğer ki %15'in altında su miktarı varsa o zaman enzim çalışmıyor. Şöyle düşünün. Besinleri neden kurutup saklıyoruz? Çünkü su seviyesini %15'in altına düşürüyoruz. Ve böylece bakterilerin çalışmasını orada engellemiş oluyoruz. Bozulması engellenmiş oluyor. Bir diğer arkadaşlar uygun pH veya pH değeri diyebiliriz. pH değeri. Bazı enzimler şöyle bir grafik çizersek asidik ortamda, bazıları nötr ortamda, bazıları da bazik ortamda çalışırlar. Şöyle 14 dedim. Arkadaşlar, mesela ağzımızda bulunan pardon, midemizde bulunan pepsin enzimi asidik ortamda çalışır ve en iyi çalıştığı aralıkta ortalama 2 pH değeridir. Daha sonra bizim ağzımızda bulunan amilaz enzimi nötr ortamda çalışır. Zaten ağzımızda herhangi bir tat yok değil mi? Dolayısıyla nötr olduğunu gösterir. Daha sonra bizim ince bağırsağımızda bulunan mesela hangi enzim olsun? Tripsin enzimi olsun arkadaşlar. Tripsin enzimi bu da bazik ortamda çalışan bir enzimdir. Dolayısıyla enzimlerin farklı farklı çalıştığı pH değerleri vardır. Sıcaklık dedik, su miktarı dedik, pH değeri dedik arkadaşlar. Başka ne yazabiliriz enzimin çalışması için? Aslında bu üç tanesi yeterlidir. Yani bunları bilmeniz yeterlidir arkadaşlar. Gelelim sekizinci sorumuza. Şöyle sekiz diyorum. Sekizinci soruda diyor ki DNA ve RNA'yı beş maddeyle karşılaştırın diyor. Arkadaşlar hemen şöyle yapıyorum. Bakın şuraya DNA diyorum. Buraya da RNA diyorum. RNA. Karşılaştırın. Şimdi DNA'daki şeker hangi şekerdir? Deoksiriboz. RNA'daki şeker hangisidir? Riboz. Ben böyle kısaca yazıyorum ama zaten genel tekrar olduğu için hani uzun uzun yazmaya gerek yok. DNA'da hangi bazlar bulunur? Adenin, timin, guanin, sitozin bulunur. RNA'da adenin, urasil, guanin, sitozin. Bakın timinin yerine ne geldi? RNA'da urasil geldi. Daha sonra her ikisinde de fosforik asit bulunur arkadaşlar. Yani fosfat grubu her ikisinde de var. DNA kendini eşleyebilir. Kendini eşler ama RNA kendini eşleyemez. Kendini eşleyemez. Hatta DNA tarafından sentezlenir. DNA'nın bir diğer özelliği DNA çift zincirlidir. Çift zincirlidir. RNA tek zincirlidir arkadaşlar tek zincirlidir. Sadece ne diyeceğiz? Taşıyıcı RNA hariç. Neden? Çünkü taşıyıcı RNA normalde tek bir zincir halinde sentezleniyor ama yapısı oluşurken şöyle bir yapıya sahip oluyor arkadaşlar. Bu arada düzgün çizemedim ama şekli hatırlarsınız. Taşıyıcı RNA'nın yapısı bu şekildedir. Şu zincirler işte bir arada tutunabilmek için aralarında hidrojen bağları kurarlar. Normalde bu açık bir zincirdir. Tekrardan 4, 3 boyutlu yapısını kazanabilmesi için böyle bir yapıya sahip olması lazım. Bu yüzden hidrojen bağı içerir. Ama çift zincirli değil tek zincirlidir. Bunu da unutmayın. Taşıncı reyna hariç diyeceğiz buraya. Ama genel olarak sorarsa e, tek zincirlidir ve hidrojen bağı içermez diyeceğiz. O zaman şöyle yazalım. Hidrojen bağı içerir diyelim. Hidrojen bağı bulunur. Burada ne diyeceğiz? Hidrojen bağı bulunmaz hidrojen bağı bulunmaz. Bu arada yanlış yazdım. Şu taşıyıcı reyna hariç kısmını hidrojen bağı bulunmaza yazacağız arkadaşlar. Evet 5 tane özellik bakımından zaten karşılaştırdık. DNA hücrede kalıtım materyalidir. RNA protein sentezinde görev alır. Onu da yazalım. Kalıtım materyali. RNA'da arkadaşlar protein sentezinde görev alır. Evet, 8. sorumuz da bu şekilde bitti. Gelelim 9. sorumuza. Arkadaşlar, 9. soruya baktığımızda şöyle 9. soruda da diyor ki Granülsüz endoplazmik retikulumun görevlerini yazınız diyor. Arkadaşlar, granülsüz endoplazmik retikulum ne görev yapar? Zaten birkaç tane görevi var. Bunlar önemlidir ama sorulur. Karaciğerde zehirsiz molekülleri zehirli molekülleri zehirsiz hale getirir. Yazalım. Karaciğerde zehirli molekülleri zehirsiz hale getirir. Hale getirir. Daha sonra ikincisi kaslarda kalsiyum depo eder. Kaslarda kalsiyum depo eder. Ve son olarak üçüncüsü de arkadaşlar şunu söyleyeceğiz üçüncüsüne de e, heh, glikojen depo eder. Glikojen depo eder. Evet. Üç tane görevi bu şekilde. Gelelim 10. sorumuza. Son sorumuz. 10. soruda da diyor ki fosfolipitlerin yapısını göstererek görevini yazınız. Arkadaşlar fosfolipitlerin yapısı şu şekildedir. Bakın bir gliserol molekülü vardır. Gliserol. Bu gliserol molekülüne bağlı iki tane de yağ asidi molekülü vardır. Bu yağ asitleri ile gliserol molekülü bir araya gelirken ester bağları kurulur. Ester bağı. Burada yağ asitlerinin bulunduğu kısım suyu sevmez. Bu yüzden de hidrofobik kısımdır. Gliserolün bulunduğu kısımda arkadaşlar suyu sever hidrofilik kısımdır. Hidrofilik. E, fosfolipitlerin görevi ise hücre zarının yapısına katılır. Hücre zarının yapısına katılır. İşte bizim fosfolipit dediğimiz yapı bu şekilde. Görev de bunlardır. Evet böylece sorularımızı bitirmiş olduk. Umarım arkadaşlar işinize yaramıştır. Dediğim gibi testle ilgili olanları ben pay açıklama kısmına yazacağım. E, paylaşacağım linkini test olanları da oradan izleyebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.